Sayın Uda Başkanım'a teşekkür ediyorum. Konuklarımızdan söz vermek istediğim İstanbul Odamızın kurucu ve onursal başkanı, TÜRMOK Genel Sekreteri ve Mali Müşavirler Muhasebeci Amiri Derneğimizin Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Sayın Yahya Erkan'a söz vermek istiyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli divan, değerli genel başkanım, derneğimizin genel başkanı, odamızın değerli başkanı ve yöneticileri, sevgili dostlarım, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii Erol Başkan biraz konulara girdi, genel başkan biraz daha açacak. Bana ne düşüyor? Bana bir şey düşmüyor bu konuşmada. Ama biraz şöyle geçmişe gitmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü Beyoğlu denince özellikle gittiğim toplantılarda 20 Mart 1990 tarihi bilenler var mı diye soruyorum. Odamızın kurulduğu tarih biliyorsunuz. Beyoğlu Derneği'nin de kurulduğu tarih 1988 sevgili arkadaşlar. Ertuğrul burada. Ertuğrul nerede? Ertuğrul müteşebbis heyeti sen varsın, Hacı var, Reşit Küçük, Uğur Büyükbalık ama bir kişi bulamıyoruz. O kimdi? Masum hocam. Kim? Masum Tekir vardı. Masum. Evet. Masum, Masum uzmanı. Bizde ne iş olacak Masum? O gün yönetimde Masum yok. Bir arkadaş, neyse bulacağız onu. 5 kişiyle kuruldu. Neyse takılma, onu bir bulalım. Şimdi arkadaşlar, o günkü Beyoğlu Derneği'nin kuruluşunda dernek genel merkezi İstanbul'da değil mi? Nusretçim Aksaray'da. Yeri yoktu. Dedi ki, hiç merak etmeyiz, Beyoğlu olarak bir lokal açacağız dedi. Sözümüzde durduk. İngiliz konsolosunun karşısında çok güzel bir lokal açtık aslında. Hüseyin Aslan o zaman Beyoğlu Belediye Başkanı'nın açılışı o yaptı. Hüsnü Okçulu vardı hatırladığım kadarıyla. Fakat o gün o yapı içerisinde 25 kişilik ekip kurmuştuk. Bunun içerisinde sevgili rahmetli Hakkı Barış da var. Bu 25 kişiden para topluyorduk her ay düzenli. O paralarla lokalimizi işledik değerli arkadaşlar. O zaman derneğin parası yok, pulu yok, bir şey yok. Fakat en büyük misyonu şu oldu, yasa gündeme geldi 89'da, İstanbul'da tek yeri olan biziz ve arı topları, yani meslek yasasının tartışılmasının ev sahipliğini Beyoğlu Derneği yaptı. Bu bir. İki, müteşebbis heyet seçimleri yapıldı 20 Haziran ayında Duna Park'ta, pardon, Lütfü Kırdar'da geçiş izin belgeleri dağıtıldı. Odayı kurun dediler. Yeri yoktu. Yine Beyoğlu Derneği ev sahipliğini yaptı arkadaşlar. Yani Beyoğlu olmak başka bir şey. Kusura burada Bakırköy'ler de var ama Şişliler de var. Ama Beyoğlu ayrı. Ha, Şişli'nde şu özelliği var. Derneğin 1976'da kurucusu da Turgut Arı. Onu da rahmetle analım. O da Şişli'nin üyesiydi. O günden bugüne geldik. Hep heyecan duyduk. Ben bu toplantılarda negatif konuşmaları sevmiyorum ben arkadaşlar. Bir toplumda ne kadar pozitif enerji sağlarsa geleceği de daha rahat kurarız diye düşünüyoruz. Hep hayaller kurduk, güzel şeyler düşündük. Başardıklarımız var, başarmadıklarımız var. Ne yapalım yani? Oturalım mı oturduğumuz yerde? Hep değişimi anlattık. Dedik ki kağıtlar kalkacak, meslek bir yere gidiyor, enflasyon düzeltmesine bakacağım, içerine girmeyeceğim ama şimdi genel başkanım dernekler boyutuna girdiği zaman ya şöyle bir algı var, burada da onu biliyorum. Acaba derneklerin dönemi bitti mi? Arkadaşlar asla bitmemeli. Ama bir misyon üstlenmesi lazım dernekler. Mesela dernekler kendilerini odanın veya tüm o bir yerine koyarak faaliyet yapmamaları lazım.
fikir atölyeleri olsun, proje üretilen yerler olsun buralar. Öyle mi arkadaşlar? O da eğitim konusu, her şeyi yapıyor. Tekrar aynı eğitimleri bir yarış halinde yapmamızı bir anlamı yok. Ben yeni seçilen arkadaşlarımdan bunu bekliyorum yeni yönetimde. Gideceğimiz her şubede bunu anlatacağız. Yani fikirleri koyalım, gelecek projelerimizi koyalım. Bunları odaya, TÜRMOB'a aktararaktan gelecek haritamızı oluşturalım. Bu anlamda derneklerin nasıl, yine bir geçmişten küçük balıyla anlatayım. 1990'da yasa çıktığında sevgili arkadaşlar 78 şubesi olan bir mali müşavirler muhasebe derneği vardı. 74 ve 78. Yanlış hatırlamıyorsam. 78. O günkü yasa çıktığında odaların %90'ında o illerdeki dernek yönetimlerini oda yönetimlerini dernek ekipleri kurdu sevgili arkadaşlar. İstanbul'da olduğu gibi. Hatay'da, Samsun'da, Nusret kısmarısı diyor. Yani burada çok özel bir misyonu var bu derneklerin. O yüzden bu dernekler bu ülke var olduğu sürece, Cumhuriyet var olduğu sürece bence dernekler yaşamalı ve yaşatılmalı diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Yani enflasyon düzeltmesinde süreci genel başkanım anlatacak. Fakat bir şey gördüm. İşte ayın 13 mü 14 mü bitiyor başkanım? 13 mü Cuma günü bitiyor değil mi? Hepsini unutacaklar ha. Bunu bir kenara yazın. Aslında bu verilen mücadele 3-4 yıl uygulanacak olan enflasyon düzeltmesinin de altyapısını oluşturur. Bunun farkındaysınız. Ama ben başka açıdan değerlendirme ediyorum. Ya ufacık bu olayda psikolojisi bozulan bu camianın ben şunu düşünmek istemiyorum. Defter tutmak kalkacak da her yerde söylüyor sevgili arkadaşlarım. O zaman ne olacak? 60 bin serbest çalışma ofisi var sevgili arkadaşlarım. Lütfen bunları konuşalım. İstanbul odamızın da tüm obunda en önemli gündem maddesi budur sevgili arkadaşlarım. Bunu bil. Yatıp kalkılıp bizim en önemli gündem maddesi konu. 60 bin büronun birkaç birini yoluna devam edecekken yuvarlak rakamın 50 bin büro ne yapacak arkadaşlar? Sadece defter tutmayı biliyor mu insanlar? Ayağa kalkacaklar, yürüyüş mi yapacaklar, durdurabilirler mi? Mümkün değil arkadaşlar. Gelişimi, yeniliği durdurma şansımız yok. İşte buralarda daha çok kafa yormamız lazım. Buralarda küçük hesapları bırakıp hep söylediğimiz artık tek başına defter tutmanın yetmediğini, uzmanlıklar boyutunun artması gerektiği olduğunu, bir İSMA Akademi var, kaçınız gidiyoruz arkadaşlar İSMA Akademi'ye? Tek başımıza değil, daha çok insanla, daha çok uzmanlıklarla gelecek planlamamız gerekiyor. Bunlar hayal mi? Bence hayal değil. Niye hayal değil? Kurumsal firmaları görüyorsun arkadaşlar. Yapıyorlar, örnekleri var. Örnekleri var. Ama ne yapıyorlar orada? Ortaklık kültürü var sevgili arkadaşlar. Ben tek başıma bu iş yapacağım dediğiniz sürece başarı şansınız yok. Yanındaki insanları ortak yaparak, yerinizi paylaşarak yol yürümek zorundayız. Bunlar olacak mı? Bence olacak. Bence bu meslek daha güzel yerlere girecek. Yeter ki bu iki olan duyduğumuz hasretimiz bitmesin. Özlemimiz bitmesin ve de meslek sevdamız asla bitmesin sevgili arkadaşlar. Buralar okul, birer gayet heyecanlıydı, gayet güzel konuşma yaptı, onu söyleyeyim, çok güzeldi. Zekiye Başkan'ın gayet güzel konuşma yaptı. Ondan önce Güler yaptı, gayet başarılı. Okul buralar sevgili arkadaşlar. Burada görev almak özveri işi, fedakarlık işi. Bugüne kadar görev yapmış tüm arkadaşlarıma yaptıkları her çalışma adına teşekkür bir borç biliyoruz. Ve yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar dilerken her zaman olduğu gibi onların yanında olacağız. Birlikte yol yürüyeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Teşekkür ederim.